Hayır. Ala sünnet selam. Sen ikinci şey yapmadın. Elhamdülillah Rabbil alemin ve selatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Generali her zaman bulamıyoruz. İnşallah layıkada bir yeri okuyalım. Evet, Hulusi abi mektubundan. Aziz kardeşim, aziz kardeşlerim, bahar ve yazın meşgaleleri, hem gecelerin kısalması, hem şuur-i selasenin gitmesi ve ekser kardeşlerimin bir derece hisse alması ve daha sahil bazı esbabın bulunması elbette bir derece neşeli kış dersine fütur verir. Fakat onlardan gelen fütur size fütur vermesin. Çünkü o dersler ulum-i imaniyeden olduğu için bir insan yalnız kendi nefsine dinletirse yeter. Bahusu siz daima bir iki hakiki kardeşi de bulursunuz. Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil, Cenab-ı Hakk'ın zişur çok mahlukatı vardır ki hakaik-i imaniyenin istimaından, dinlenmesinden çok zevk alırlar. Çok mahlukat vardır ki hakaik-i imaniyenin istimaından çok zevk alırlar. Aziz kardeşlerim, bahar ve yazın meşgaleleri, hem gecelerin kısalması, hem şuur-i selasenin gitmesi ve ekser kardeşlerimin bir derece hisse alması ve daha sahil bazı esbabın bulunması elbette bir derece neşeli kış dersine fütur verir. Şimdi kış derslerinin ayrı bir tadı, ayrı bir zevki, ayrı bir lezzeti var. Peygamberimiz buyuruyor ki, Aleyhisselam, kış geceleri Müslümanın baharıdır, müminin baharıdır. Şimdi bakın, bu sene saatlerde tebdil olmadı, değişiklik olmadı, değil mi? Aşağı yukarı bir ay önce İstanbul'da 8:20 geçe güneş doğuyor, değil mi? Bu ne demek? Saat 6:30'da kalksan, saat 7'de teheccüd namazı kılabilirsin. Gece ne kadar geç yatmış olsam bile, saat 12'de yatsan, 5 saat, 6 saat sonra rahat teheccüd namazını kılabilir misin? Kılabilirsin. Şimdi tabii kış gecelerinin ayrı bir tadı var, ayrı bir lezzeti var. Hele Avrupa'ya gidince bu daha da daha da uzanıyor. Almanya'ya gittik bir zamanlar, ilk gittiğimiz zamanlar ders yapıyoruz, arkasından çay getiriyor, bir ders daha, bir sohbet, gece hiç bitmiyor. Bizim saatte 9:20 geçe, 9:30'da güneş doğuyor Almanya'da. Geceler uzun, bereketli. Ama yazın öyle değil. Bir de tabii insanların maneviyatına tesir eden, yani bir olumlu faktörler var, bir de olumsuz faktörler var. Şimdi burada olumsuz 4-5 tane maddeyi saydı. Oku bir daha baştan. Bahar ve yazın meşgaleleri. Ha, bu bir. Bak. Şimdi kışın çift yok, çubuk yok, bağ yok, bahçe yok. Geceler uzun, gündüz de kısa. Dolayısıyla insanın okumak için, tefekkür için, ibadet için, zikir ve tesbih için önü açık. Ama bahar ve yaz gelince çifte koş, çubuğa koş. Oraya git, buraya git, ticaret ister istemez maddi meşguliyetlerin yoğunluğu bizim ibadet, tefekkür ve ders okuma noktasındaki şeylerimizi ne yapıyor? Olumsuz etkiliyor mu? Evet. Bu bir. Birincisi bu. Evet. Hem gecelerin kısalması. Bir de geceler kısalıyor. Yazın geceler kısalıyor. Gece kısalınca da teheccüde kalkmak zorlaşıyor. Kur'an'la meşguliyet, tefekkür manasındaki zaman darlığı ortaya çıkıyor. Bu da ikincisi. Hem şuhur-i selasenin gitmesi. Tabii 3 aylar.
Bak, üç aylarda bereket var, rahmet var, inayet var. Yani bu husus Ramazan. Ramazan geldi mi herkes sahura göre, iftara göre zamanı ne yapıyor, tanzim ediyor. Gündüz oruçsun, ondan sonra iftarını açıyorsun, ondan sonra teravih, ondan sonra teheccüd, ondan sonra sahur. Yani Ramazan'da insan gününü ne yapıyor? Zikir, ibadet, taat noktasından dopdolu geçiriyor. Üç aylarda böyle, Recep, Şaban, Ramazan. Ama Ramazan geçtikten sonra ala küllal bazı insanların himmet ve amiyeti bir derece ne yapıyor? Külleniyor. Üç aylar gidince o üç aydaki manevi taharet, feyze medar ortam da nispeten azalmış oluyor. Bu da üçüncü bir sebep. Evet. Bir evet, bir derece ekser kardeşlerin bir derece hisse alması ve daha sayır bazı esbabın bulunması elbette bir derece neşeli kış dersine fütür verir. Fakat onlardan gelen fütür size fütür vermesin. Çünkü o dersler ulum imaniyeden olduğu için bir insan yalnız kendi nefsine dinletirse yeter. Ya şimdi bu dersler bakın iman hakkı. En yüksek dersi Kur'an'ı. Hiç kimse olmasa bile açıp kendine okuyacaksın. İlimdir. Buraya geldi mi hem ilim hem tebliğ manasıdır. Bu noktaya nazar. Bakın iki tip ibadet var. Bir ameli ibadet var. Bir de itikadi, fikri ibadet var. Tefekkür çok önemli bir ibadet. Fikri bir ibadet. İtikadi bir ibadet. Mütefekkir bir mümin. Marifetullah'ta Müslüman inkişaf ettiği zaman bütün kemalatın esası kayyumu nedir? Marifetullah'tır. Yani bir insanın Allah'ı yakın derecesini ne kadar bilirse o marifetullah'a medar güzellikler onda tecelli eder. Yani Allah'ın marifetinde derinleşen bir Müslümanın ahlakı da güzelleşir. Başka? İbadeti riyadan kurtulur. Başka? Muamelatta ciddiyet olur. Ticaretinde ciddi olur. Yalan ve yanlış yapmaz. Onun için imanın inkişafı. İşte İmam Rabbani gibi zatlar demişler ki imanın bir zerre inkişaf etmesi yüzlerce keramete, keşfiyata müreccahtır. Yani imanın inkişafı. Yani imanın inkişafı neye benziyor? Işık gibi. Şimdi karanlık bir gecede elektrik yok, mumu yakarsın, mum etrafını aydınlatır mı? İşte o kadar. Ama bir rüzgar, kapı açılır, mum söner. Şimdi Müslümanın imanı mum kadar olursa, Avrupa'dan gelen bir felsefi rüzgar eser, işte imanını söndürür. Bizim çocukluğumuzda 7 numara, 14 numara gaz lambaları vardı. Onun da gazı biter, şeyi kırılır. Camı kırılır. Değil mi? O da söner. Elektrik, onun da sigortası artar. Bir de güneş statıyor. Sahabelerin imanı güneş gibi. Güneş gibi bir iman. Onun için bir Müslümanın hayatında en birinci ders, en lazım ders, en kutsi ders, vazgeçilmemesi lazım gelen en ehemmiyetli ders iman hakikatleridir. Bugün vaktimizin önemli bir kısmını bu iman hakikatlerini okumak, anlamak, kalbine, aklına, ruhuna nakşetmek ve bu imana medar ameli güzelliği de hayatımızda fiilen sergilememiz lazımdır. Bahusuz siz daima bir iki hakiki kardeşte bulursunuz. Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakk'ın zişur çok mahlukatı vardır ki hakiki imaniyenin istemaından, dinlenmesinden çok zevk alırlar. Sizin o kısım ders arkadaşınız ve müstemileriniz, dinleyicileriniz çoktur. Hem mütefekkirane o çeşit sohbet-i imaniye zemin yüzünün bir manevi ziyneti ve medar-ı şerefi olduğuna işareten biri demiş. Farsça bu. Asman reşk, büret,
ve her zeminki daret, yek du kes, yek du nefes, ber huda, ber nüşinent. Yani semavat zemine gıpta eder ki, zeminde halisen lillah, sohbet ve zikir ve tefekkür için bir iki adam, bir iki nefes, yani bir iki dakika, bir iki dakika beraber otururlar, kendi Sani-i Zülcelal'ının çok güzel asar-ı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eser-i sanatını birbirine göstererek sanilerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. En önemli nokta bu. Bakın, kütüb-i sitede bu manada birçok hadis var. Meleklerin bir kısmı var ki onlar seyyah. Arşallah'dan zemin yüzüne doğru inerken nerede bir tesbih, nerede bir sohbet, nerede bir marifet-i Kur'an'ı varsa hadisin metninde buyuruyor ki onlar, o melekler, o cemaatin etrafını çevirir. O ders, o zikir, o tesbih, o tefekkür bitinceye kadar ayrılmazlar. Sonra bittikten sonra arşa doğru yükselirken Cenab-ı Hak onlara sorar. Hadis metni çok uzun, ben kısa kulasa edeyim. Cenab-ı Hak onlara sorar ki, nereden geliyorsunuz? Melekler, ya Rabbi sana malum filan beldeden. Ne yapıyordu kulları? Ya Rabbi cennetten ve cehennemden bahsediyor. Ya görselerdi? Hadis kısa, şey uzun, kısaltarak ifade ederim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki meleklere, siz şahit olun. Ben onların hepsini affettim. Yani bu derslerin ehemmiyeti önemli. Şimdi biz bir araya gelmişiz. Ne konuştuk? Neden konuştuk? Değil mi? Cenab-ı Allah'ın rahmeti. Besmele'nin sırları. Cenab-ı Hak diyor ki, ben onları affettim. Siz de şahit olun. Bir başka rivayette, meleklerden birisi, ya Rabbi onların içinde birisi vardı, onlardan değildi. Onu da onların şahsı manevinin hatırını affetti. Bizim bir yaşlı abimiz vardı, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Çok halis bir insandı. Eskiden mesela bundan 30 sene önce, 40 sene önce Van'da mevlüt oluyordu. İspatada mevlüt oluyordu, Urfa'da mevlüt oluyordu. Ben bakıyordum, nerede bir mevlüt, nerede bir medrese açılması var, o orada. Hasta da, kalbinde rahatsızlık var, maddi imkanlar da çok dar, çok fakir. Bir gün dedim ki, abi sen böyle her tarafa gitmeye mecbur değilsin. Yani 30 sene önceki Türkiye, arabalar, trafik, onu da dikkate alın, toz, duman içerisinde. Ya nerede bir içtima, nerede bir ders varsa sen oradasın. Niye böyle geliyorsun? Ben de şefkatimden, bana değil kardeş dedi. Allah biliyor, ben de bu cemaate layık değilim. Ama o cemaatin içerisine giriyorum. Melekler şimdi şu anda bizim çekim yapıyorlar. Mesela çekim bunlar değil, bunlar uydurgaydır, yalan. Yalan dolanıyor, yarın sinirdir, gider kopar. Esas çekim kim? Melekler. Bir rivayette 18, bir rivayette de 360 melek insanın etrafında. Özü, sözü, faaliyeti ahiret namına arşive giriyor. Dedi ki, hani şimdi fotoğraf makinesini alıyorsun ya, şöyle dört kenarında dört tane kare var ya, onun içi. Ben dedi, nerede bir içtima, nerede bir sohbet varsa o cemaatin içine girmek istiyorum. Melekler beni çektiği zaman yarın ahirette o tablo, o format açıldığı zaman ya Rabbi, ben de onların içindeyim. Allah'ın rahmetinden ümit ediyorum ki Allah'ın rahmeti onları ihate ederken beni de ne yapmaz? Hariç bırakmaz diye. Bakın. Yani bu sohbetlerin ehemmiyeti ve önemi. Değil mi? Şimdi düşünün. Siz bu gece buraya gelmeseydiniz ne yapardınız? En hayırlısı kafayı vurup yatardım. Ya da en hayırsızı o kanal, bu kanal, bu kanalizasyon, bu kanalizasyon, göz yorgun, kulak yorgun, akıl yorgun, kalp yorgun. Elhamdülillah. Bu aslında dehşet şiddet içerisinde biz böyle bir ders-i Kur'an'a muhatap olmuşuz. Cenab-ı Hak
feyzimizi ziyadeleştirsin. Amin. Ayağımızı kaydırmasın. Amin. İstikametten de bizi ayırmasın. El Fatiha. Ahmet Hocam da bir şey var. Ahmet Hocam. Sen yediğin de fark yetişir. Hocam böyle bir hattımız da var. Hattın duasıyla bir amcam, bir Hamit diye bir abimizin babası vefatı, onu da inşallah dahil eder. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم لا تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم ظلموا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
niqab. Sadakallahul azim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Ve selametu ala cemaatil hadirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين والمنافقين والفاسقين يا رب العالمين اللهم كن وجهتنا في كل وجهة ومقصدنا في كل قصد وغايتنا في كل سعي وملاذنا وملجأنا في كل شدة وهم ووكيلنا في كل أمر وتولنا تولي محبة وعناد في كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي ويا إله العالمين okunmuş olan Hatemat-ı Şerif'ten ve yapılmış olan vaaz-ı sohbetten hasıl olan sevabı evvela sebebi hidayetimiz, başımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, iki cihan efendisi, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem mutahhar, mukaddes, ruhi pak, ruhi şeriflerine hediye eylediksen vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelip geçmiş bütün peygamberan-ı izam ve Resul-i Kiram aleyhim afdalus salati ve ekmelus selam ruh-i şeriflerine hediye eylediksen vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Peygamber Efendimizin al, ashab, ensar, muhacirin, tabi'in, tabi'i tabi'in ve immeti müştehidin Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in ruh-i şeriflerine hediye eylediksen vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar Kur'an'ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bize ulaşmasını sağlayan bütün kurralarımızın, hafızlarımızın, ulemalarımızın de ruhlarına hediye eylediksen vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Dini mübini İslam uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizin de ruhlarına hediye eylediksen vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Nesli tükenmiş, ismi unutulmuş, yok mu benim için bir Fatiha okuyan diye Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eylediksen vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Uzaktan ve yakından buraya teşrif edip ellerini kaldırıp amin diyen bütün Müslüman kardeşlerimizin de geçmişlerin ervahlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi sen kabirlerini pür nur, mekanlarını cennet eyle. Varsa günah ve taksiratlarını affeyle.
Bizi de onları da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle. Livaul hamdelen bayrağı altında cümlemizi haşru cem eyle. Havd-ı Kevser'den kana kana içmeyi, cennetine dahil olup cemalinle müşerref olmayı cümlemize nasip eyle. Bizleri nari cehennemden muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, dirlik, şuur nasip eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e birlik nasip et ki yek vücut haline gelip birbirleriyle uğraşmasın, kardeş olsunlar ya Rabbel alemin. Ya Rabbi sen emir buyurduğun gibi innemel mu'minune ihva. Müminler ancak kardeştirler ya Rabbi, bu kardeşlik şuuruna varmayı ve bu vatanı, bu ümmeti beraberce yaşatmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi Müslümanların arasında var olan fitne ve fesatlığı kaldır. Ümmet-i Muhammed'in başına tuzak kurmaya çalışanlara tuzaklarını kendi başlarına münakis eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bizleri de, bütün Ümmet-i Muhammed'i de ve bütün evlatlarımızı bütün fitnelerden ve şerlilerin şerrinden, zalimlerin zulmünden muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi dilimize iman, gönlümüze iman, gözümüze iman ve nur nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi ve ya İlahel Alemin, dilimizi yalandan, gıybetten, dedikodudan, iftiradan ve bu sözleri sarf etmekten muhafaza eyle. Gönlümüzü kinden, nefretten, bozu adavetten, Müslüman kardeşlerimizin kinini taşımaktan muhafaza eyle. Gözümüzü haramdan ve hainlikten muhafaza eyle. Kulağımızı boş sözleri dinlemekten muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ve başta üstadımız, üstad dediğimiz zaman başta olmak üzere bütün esatizlerimize merhamet eyle ya Rabbel Alemin. Mekanlarını cennet eyle, ulumlarından istifade etmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kafe-i ehli iman ve ehli İslam'ın ruhları için bütün ümmeti Muhammediye'nin sıhhati ve selameti, birlik ve beraberliği için, hayırların fethi, şerlerin defi için, Hamid amca, Hamid amcamızın ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha, salavat. Allah'a emanet olun.